nasılsınız? İyiyim, siz? Çok iyi. İki tane güzel performans izledim. Her biri 9000'lerin üzerine çıkardı. Yaşadığımız tersliğe rağmen ciddi puan kaybettik. Ona rağmen 8700 puanla bitirdi Savaş Bey. Muhteşem iki yarışmacı. Evet. Üçüncüsü de sırada gözüyle bakıyorum. Ama sizin ben bunu yapamam diye oturmanız Benjamin'in karşısında biraz elimi soğuttu. Açıkça söyleyeyim. Neden efendim? Yani çok mu zordu sorular? Yani değildi ama çok iyi yarıştılar. Güzel yarıştılar, kabul ediyorum. Yani hani standartların çok üstünde. 9800 puan artı 1 dakika. Evet. Son soruya girdiğinde Savaş Bey, onun da 40 saniyesi vardı. Dikkatinizi çekiyorum. Evet. Hani moralinin bozulması, arkasından sorulara biraz daha böyle hani gevşek bakmasını hiç hesaba katmıyorum. Evet. Ona rağmen 40 saniyesi vardı son soruya girdiğinde. Evet. Demek ki olabilir. Evet. Güler Hanım 3. sırayı, sizin sıranızı seçmişti. Evet. Sonra siz sıra değiştirdiniz. O sorular size gelseydi kaç puandı? Kötü yapardım. Yanmayın. Belki de hayırlısı olmuştur. Bu sorular tam sizin sorulardır. Belki de Güler Hanım sizin elinizden o 1. sırayı alırken kendi şampiyonluğunu engellemiştir. Olamaz mı? Olamaz gibi. Allah Allah. En azından deneyelim. Deneyelim. Gerçekten. Deneyecek misiniz? Deneyeceğim. Başlıyorum o zaman. Başlayalım. Buyurun, geliyor. Belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan, asla değişmeyen. Katı. Nasıl? Katı. Çok güzel. Bakın mesela ben ne hazırlamıştım? Hani girdiği kabın şeklini almayan falan gibi ipuçları hazırlamıştım. Hiç ihtiyaç duymadınız. Buyurun ikincisine. Bundan biraz ürküyorum. Çünkü kaba bir kelime. Daha çok hayvanlar için kullanılan kaba bir uyarı sözü. Hayvanı uyarmak için kullandığımız kaba bir söz ama insanlar için de kullanılıyor. İnsanı uyarmak için de kullanılıyor. Hoşt falan mı? Hoşt demiyorsunuz kimseye. Demiyorum. Ama ona çok benzer bir şey. Durdursanız da şu. Hoşt. Höst falan mı? Falan mı? Höst. Bizzat geldi. Üçüncü soru. Artık 5 harfli cevaplar. Gelsin. Bazı bitkilerin dal, kabuk veya yapraklarından örülerek yapılan taban... Hasır mı? Veya tavan örtüsü olarak kullanılan... Hasır. Kendinize güvenin ne olur. Lütfen kendinize güvenin. Bakın Sena Hanım, 9800'ü yaparsınız. Öyle de gözüküyor yani, başlangıç o yönde. Ama böyle çekingenlikten, tereddütten, süreden kaybederseniz çok yazık olur. Bir dakika arttırdı Güler Hanım. Unutmayın ne olur. Hadi yeni soruya. Toplu ve ayrıntılı olarak gösterilen hesap listesi. Ne dedik biz kardeşim ya? Bunun bir şeyini getirdin. Fiş. Türkçe. Türkçe. Hesap listesi. Fatura değil. Harcamaların listesi. Hesap geliyor benim aklıma, başka bir şey gelmiyor. Hesap demişiz orada zaten. Ama hepsi böyle teker teker liste halinde. Yani o hesabın şeyi aslında. Skala falan değildir. Hoppa, herhalde. Hoppa, Türkçe. Eyvah. Listede değil. Durdurup mu düşünsek? Tamam. Ya herru ya merru, bunu yapmak zorundayız. Hatta hesap nokta noktası da denir. Hesap noktası. Hesap listesi pek duymadım ben ama hesap nokta noktası, yani o hesabın ayrıntıları anlamında. Yok, gelmiyor benim aklıma. Yapmayın yahu. Ekstresi filan. Biraz farklı aslında ikisi ama. Yani ben bu hesabı nasıl yaptığımı işte burada önünüze, daha da ne yapayım? Bak liste liste yazdım. Bulamadım. Bu hesabın şeyi. Neyi? Yok, gelmedi. Hesabın dökümü. Döküm. Yapmayın. Hadi gelsin altı harfler. Artık keyfimize bakalım. Evet. Bir tür fitilli aydınlatma gereci. Mum değil. Mum değil. Lamba da değil. Lamba da değil. Gaz lambası falan da değil. Gaz lambasına benziyor. Aynı zamanda mesela özel dini bayramlar değil de günler kandil vardır. Kandil. Haydi altı harfli cevaplar. Bitirin artık. İki kelime bu. Görelim. Yatağın yastık konulan kısmı ve bu kısmın çevresi. Başlık. Başlık mı?
İki kelime. İki kelime. Yatağın kitap konulan kısmı. O kitap ne kitabı? Başucu. Başucu kitabı. Gelsin efendim. Şimdi size gerçek kelime oyununu soruyorum. 7 harfle. Ne olabilir? Bir görelim. Bir kelimedeki harflerin yerlerini değiştirerek elde edilen bir diğer kelime. O kelimenin nesidir? Batı kökenli. Mesela su bardağı, Bursa dağı. Bulmaca falan değil. Batı kökenli bu. Batı kökenli. Yani aynı harfleri kullanarak oluşturduğunuz bir başka kelime. Ne diyorduk onlara? Bilmiyorum. Biliyorsunuz. Bence duydunuz bunu. Bir harf alalım mı? Alalım. Alalım bir harf. Batı kökenli. Bir tane daha harf alalım bence. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alabiliriz. Eyvah. Mesela Özge, Göze. Öyle düşünün. Bir tane daha. Alalım. Aldık. Bulan var mı, bilen var mı? Yok, hiç ilgilenmemiş arka tarafta. Aman. Bir tane daha alalım. Bir tane daha. Durdurup sallayayım mı? Sallayın. Anagram. Biliyor. Bu kadar net sallanmaz. Bu sizin kulağınıza gelmiş bir şekilde. Anagram. Uçtu gitti. Ne yapalım? Buyurun yenisi gelsin. Ölçü, miktar, boyut gibi tüm özellikleri eşit anlamında bir sözcük dizisi. Neredeyse de bir ikileme. Aynı kelime iki defa kullanılmış. İki ayrı şey düşünelim. Bunların ölçüsü, miktarı, boyutu hepsi birbirine eşit. Bu ikisi birbiriyle... Benzer, eş. Harf alayım, durdurayım. Buyurun. Neredeyse cevabı söyleyeyim. Bu onunla... Benzer. eş. Bir de ne için kullanırlar biliyor musunuz? Mesela işte derler ki bu ilaç senin bire daha... Birebir. Hmm. 2900 oldu, gerilemeyelim böyle. Elimizde de 50 saniye kaldı, daha 6 soru var. Soru başına 10 saniye bile kalmamış Sena Hanım. Tamam, dikkatli olayım. Ne yapalım? Dikkatli olayım. Tamam. Bir dahakine, çünkü ben Sakarya'ya geleceğim, orada yarıştıracağım sizi. Böyle olmuyor. Buyurun yenisi gelsin. Aynı düşünceyi ve kanıyı paylaşan kişi. Harf alayım. Alalım. Ama soruyu bir kavrayalım. Aynı düşünceyi ve kanıyı. Sizinle ben. Mesela belli bir konuda aynı düşüncede, aynı kanıdaysak biz birbirimizle, ben sizinle, siz benimle. Aynı. Fikirdaş değil. Fikirdaştan daha güzeli var. Daha yaygın kullanılan. Ben seninle fikirdaşım demeyiz. Demeyiz de ne deriz? Fikir güzel, fikir hoş. Fikir. Ana fikir falan. Hayır. Sonu fikir galiba. Sonu fikir. Ben seninle ana fikirim. Değil, olmadı. Ben seninle... Ben de hem sizin... fikir. Hem fikirim. Gayet güzel. Hadi yenisi. Hiç beklemesin. Ne demiştim? Bunları anlatmıştım size. Yabancı kökenli vereceğim, Türkçeyi isteyeceğim. Türkçeyi vereceğim, yabancı kökenliyi isteyeceğim. İşte onlar bunlar. İlki geliyor. Oksidasyon. Türkçe kökenli karşılığı. Küflenme. Ha gayret. Küflenme. Kesinlikle değil. Değil. Ama ona benzer bir şey. Çünkü metaller küflenmez. Aşınma. Hoppa. Korozyonu. Küflenme değil. Bu oksidasyon. Yanma da değil. Metalin küflenmesi hakikaten. Metalin küflenmesi. Metal küflenmez. Ne yapar? Bozulur, aşınır, birikir. Dışarıda bıraktım nemli bir ortamda metali. Ne oldu? Ne rengi oldu? Yeşil olur, yeşil mavi olur. Bakır. Kahverengi olur. Evet, ona ne diyoruz o oluşan şeye? Bakır. birikme değil. Hayır. Metalde ne oluşur böyle suyla çok kalırsa? Çok... Paslanma. Doğru. Bunu istiyorum. Tekrar 2800'e geriledik. Böyle olmamalı. Böyle bitmemeli. Hadi gelsin. Çok sesli. Bu anlamda Fransızca kökenli bir terim. Harf alayım. Harf istediler. Sesin F'si geldi. Batı kökenli kelime. Çok sesli. Çok sesli ve sesin F'si geldi.
Bir harf daha. Bir harf daha alayım. Alırız. Çok'un da P'si geldi. İki kelime miydi? İki kelime değil. Kendi memleketinde birleşmiş de gelmiş. Bizim için tek kelime. Duymadım bence. Bence duydunuz. Telefonlarda hani ama... Hoparlörde. Yok, sizin nesilde bütün telefonlar böyleydi. Telefonlar önce normal ses geldiler, sonra böyle oldular. 2000'lere doğru. Polifonik. Polifonik, hiç duymamıştım. 2100. Evet. Üzerine bir 2900 koyarız. En azından 100 yuvarlak, toz toparlak bir 5000'imiz olur. Yapalım mı bunu? Yapalım. Hadi yapalım. Buyurun. Avuntuya yönelik. Hiç olmazsa. Anlamında kullanılan bir sözcük dizisi ki ben 5000 derken kullandım onu biraz önce. En kötüsü falan. Bak demek ki dinlemiyorsunuz beni. Hiç olmazsa en kötü. Yüz yuvarlak mıydı? Hayır. Hiç olmazsa ile eş anlamlı. Yüz yuvarlak hiç olmazsa ile eş anlamlı mı? Hiç olmazsa. En kötüsü. Yani iki tane bile olsa. Gidiyor yine. Harf yani, alalım. 20 şimdi. Tane ister. Harf alalım. En kötüsü de. Hiç olmazsa bari. Bulamadım. Yapmayın ya. En güzeldi aslında da. En kötüsü. Kötüsü değil. Kötüsü en azı. Olma. Ne? En azı. Ne? En azı? En azı. Ekilerde. En az. Aa, en azından. Aa ya. Doğru. O arkadaşınızdan mı ürküyordunuz benimle? Şakalaşır diye. Evet. Şakalaşır hocam. Amcası. Öyle mi? Amcası, amcanız mı? Amca. Şakalaşın amca bey. Şakalaşın. Buyurun yeni soruya. Bir evin belli bir bölümünü belli bir zaman için kiralayan kişi. Harf alayım. Al aldık. Ama bilmiyorum. Batı kökenli bir kelime aradınız. P harfiyle pansiyon başlıyor. Pansiyon falan değil değil mi? Pansiyonsa oradaki kişiye ne diyelim? Pansiyonist. Pansiyonist mi? Değildir. İki harf kaldı geriye. Pansiyoncu. Pansiyoncu, pansiyonu işleten kişidir. Bu orada kalan kişi. Pansiyonum. Pansiyon. Pansiyon erkeği. Pansiyon mu? Pansiyon askeri. Pansiyoner. Pansiyoner! Güzel bir soruyla bitiriyoruz. Güzel bir kelimeyle bitiriyoruz. Vallahi öyle. Komik bir kelime. Güzel değil ama en azından öyle. Buyurun. Sözlüğe geçmiş olması bile bir şereftir bu kelime için. Genellikle sıcak bir içeceği, sinir bozucu... Öpürdetmek. Ne? Öpürdetmek. Bak biliyor. Öpürdetme. 5000 olmadı. Ama Sena Hanım'la tanışmış olduk. Sena Hanım eğlendi mi? Eğlendim. Lazım olan oydu zaten. Pek eğlenmiş gibi gözükmüyorsunuz ama. Gerçekten eğlendim. Yok ben seviniyorum. Bir de kocaman alkış istiyorum.